Düşleriniz ve hayalleriniz var mı? Hayatta bir amacınız var mı? Eğer amacınızda başarıya ulaşmak istiyorsanız, tek yapmanız gereken, o amaca sizi taşıyacak en değerli varlık olan kendinizi çok iyi derecede o amaca ve hedefe doğru yönlendiriyor olmanız gerekir. Amacınızla, düşünüzle kendinizi ve hedefinizi bir ve bütün yapabilirsek eğer, işte o anda bu işte başarısız olmamız mümkün değil. Hayatınızda birçok amaçlarınız vardı, hatta hayalleriniz de vardı, öyle değil mi? Bunların çoğuna bir türlü başlayamadınız. Bazılarına da biraz tutunmaya çalıştınız, olmadı. Bazılarına çok uğraştınız, hatta belki yıllarca uğraştınız ama ne yazık ki istediğiniz gibi olmadı. Peki, bunu değiştirmek elinizde olduğunu söylesem, 7 atımlı çok önemli bir metot var. Eğer bu metodu beraberce paylaşırsak, işte bu bizi bambaşka bir yere götürebilir. O zaman yavaş yavaş başlayalım. Acaba önce, metoda girmeden önce önümüzdeki engeller nelerdir acaba? Kendi özellikle iç dünyamızdaki engeller nelerdir? Çünkü ben bir türlü eyleme geçemiyorum, harekete geçemiyorum ki kendimi nasıl yöneteyim? Kendimi yönetmek dediğime göre o zaman aklıma bir şey gelmesi lazım. Benim vücudumu, bütün benliğimi, bütün esasında eylemlerimi kim yönetiyor? Tabii ki beynim yönetiyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Peki o zaman benim beynimi öyle iyi yönlendirmem gerekir ki sağ beynim, sol beynim, bilinçaltım, bilinçüstüm, bütün benliğimle eğer kendimi oraya verebilirsem tam ve bütün olarak demek ki ben de amacıma ve hayalime ulaşabilirim. Ama bunu yapabilmem için beyni çalıştıran ana temel konuyu anlamam gerekir. Acaba benim beynimi çalıştıran, bedenimi çalıştıran, ruhumu çalıştıran ana temel konum nedir? Ana temel konumuz hepimizin içinde olan enerjimiz esasında. Beynimiz bile 12 wattlık bir kalem pilin enerjisiyle çalışıyor. Demek ki benim içimde bir müthiş bir enerji var. Benim bir ruhum var. Ve benim hiç farkında olmadığım bir şey var ki esasında benim ruhum ve enerjim benim bütün bedenimi ve yani beynimi yani nöronlarımı çalıştırıyor. Eğer bende elektrik olmazsa, enerji olmazsa, ruhum olmazsa bütün bedenim olmasının hiç faydası yok. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim o zaman. Demek ki benim enerjim beynimi çalıştırdığına göre esasında ben zannediyorum ki benim beynimdeki olaylardan dolayı benim enerjim düşüyor ve ben negatif oluyorum. Hayır, öyle bir şey olmuyor. Esasında siz negatif olduğunuz için ve enerjiniz düşük olduğunuz için beynimize gelen elektrik akımı az olduğundan dolayı bölünmüş, parçalanmış ve dağılmış olduğundan dolayı ve ben beynimde yani nöronlarımda bir eksiklik hissediyorum. Bu eksikliği hissettikten sonra beynim bu eksikliği bu gözlerle dışarıya bakarak anlamaya çalışıyor. Acaba diyor, bende neden böyle bir eksiklik var, yani mutsuzluk var, huzursuzluk var. Ve sonra siz bu gözlerle dışarı baktığınızda dışarıda gördüğünüz imgeleri, sıfatları, olayları veyahut da düşüncemizde tam buramızda yani düşüncemizdeki ön lobda yaşamış olduklarınız veyahut da yaşayacağınızı düşündüğünüz birçok endişe ve korkuları var etmeye başlıyoruz. Fakat bunların tamamı esasında şu anda benim içsel dünyamda ve beynimde var ettiğim imgeler, olaylar, sıfatlar ve olaylar. Fakat bu başladığı anda bu görsellik, beyin kesinlikle ve kesinlikle bunu şu anda gerçek olmayan bir olaymış gibi algılamıyor. Şu anda bir fiil yaşamaya başlıyor. O düşünceyi yavaş yavaş görselleştiriyor ve yaşamaya başlıyor. Ve çoğu insanlar der ki, düşünceni değiştir. Düşünceni değiştirirsen hayatın değişir. Düşünce senin hayatındır. Doğru. Ama ben size diyorum ki arkadaşlar, düşünceyi değiştiren ve var eden ana kaynak değişmediği sürece veyahut da ben ana kaynağın ne olduğunu anlamadığım sürece istediğim kadar düşüncemi değiştirmeye çalışayım, hiçbir zaman için istemiş olduğum yere varamayacağım. Demek ki benim içimdeki öncelikle ana kaynağı fark etmem lazım. Ruhumu, enerjimi.
Sonra zihnimi ve beynimi fark etmem lazım. Zihnimi ve beynimi nasıl çalıştırabileceğimi görmem lazım. Ve onun yaratmış olduğu bedenimdeki eylemle harekete geçmem lazım. Eğer bu üçü tam bir ahenk içerisinde ve bütünlük içerisinde ilerlerse, o zaman dışarıdaki olayların da tam benim istediğim gibi ilerlediğini görebilirim. Çünkü benim eylemlerim dışarıyı yaratıyor. Dış dünyayı bir toprak gibi düşünün arkadaşlar. Tohum sizde. Bütün tohumlar sizde. Su sizde. Güneş sizde. Hava sizde. Siz dışarıya, yani dünyaya sizden çıkan tohumları atmaya başlıyorsunuz. Sonra o tohumların üzerine güneşlerinizi, yani enerjinizi veriyorsunuz. O tohumlar üzerine çalışmanızı, eylemlerinizi veriyorsunuz. Yani gübreliyorsunuz, suluyorsunuz. Sonra o tohumlar yavaş yavaş büyümeye başlıyorlar ve size meyve vermeye başlıyorlar. Hayatın bütün sırrı esasında bu. Yani dünyayı sizin bir toprağınız gibi görürseniz, kendinize de bir müthiş derecede ürün ve enerji veren kişi gibi görürseniz eğer, bu bütünlük sizde asli amacı ve bir şeyin nasıl var olabileceğini çok daha net anlatacaktır. Bunu beraberce anlamaya çalışalım. Eğer ben toprağa herhangi bir ürün ektiğimde ve ne ektiğimin farkındaysam, oradan da ne çıkacağını farkına varmaya başlarım. Doğru mu? Ha. Veyahut da bir işiniz var. İşiniz istediğiniz gibi gitmiyor. Bir türlü başarılı olmuyor. Yaptığınız eylemleriniz var, başarılı olmuyor. Ev hayatınız istediğiniz gibi ilerlemiyor. Özel dünyanız, okuldan yeni mezun oldunuz, birçok hayalleriniz var ama ne yazık ki bir türlü isteklerinize ulaşamıyorsunuz. Ha, bunların acaba nedeni nedir diye baktığımızda beyniniz devamlı dışarıyı suçluyor. Yani tarlayı suçluyor. Tarlada gezinen bir sürü hayvanları suçluyor. Tarlada gezinen birçok olayları suçluyor. Tarlanın su almadığını, tarlanın iyi gübre almadığını, iyi güneş görmediğini, iyi bir yağmur olmadığını söylüyor. Fakat bunların asli kaynağının nereden kaynaklandığını hiçbir zaman farkında değil. Ve farkında olmadığı için de devamlı dışarıyı suçluyor. Peki sen devamlı dışarıyı suçluyorsan kardeşim, o zaman senin fonksiyonun nedir? Hiçbir fonksiyonu yok o zaman hayatla ilgili. Güzel bir şey daha kaldı. Peki bir şey daha var. O zaman benim beynim demek ki topraktaki ekmek istediklerimin ne olduğunun çok iyi farkında olması lazım. Eğer ben beynimde ve zihnimde devamlı negatif olayları düşünüyorsam, bu işin nasıl olmayacağına konsantre oluyorsam, hatta acaba bu işler neden olmadı diye toplantılar yapıyorsam, bu işleri acaba ben niye bu hale getirdim diye kendime kızıyorsam, bu işler neden kötü diye etrafa kızıyorsam, esasında toprağa şu anda devamlı neden kötü olduğunu devamlı ekmeye ve biçmeye devam ediyorum. Öyle değil mi? Ha, bir dakika ya. Eğer ben ne ekersem onu biçip o meyveyi alıyorsam, o zaman benim bir sorumluluğum olması lazım. Ben ne ekiyorum şu anda? Şu anda beni kim dinliyor? Size soruyorum. Dinleyen kim? Ben Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma. Hayır, onu sormuyorum. Gerçekten dinleyen kim şu anda? Hocam ben genel müdürüm, patronum, okuldan yeni mezun oldum. Hayır, onu da sormuyorum. Şu anda kimsin kardeşim?